Seçim sonuçlarının ardından kongre için sandığa gidecek ilk parti İyi Parti olacak. İyi Parti'nin gelecek hafta sonu yapacağı büyük kurultayda Genel Başkan Meral Akşener'in güven tazelemesi ve yerel seçimler için mücadeleye başlama mesajı vermesi bekleniyor. Harama el uzattığın an bütün edepsizlikler ortaya çıkar. İyi Parti 24-25 Haziran günlerinde 3. olağan büyük kurultayını düzenleme kararını seçimlerden önce açıklamıştı. Kurultayda genel başkan, genel idare kurulu, merkez disiplin kurulu organlarının seçimi ve tüzük değişikliği yapılacak. İyi Parti son seçimlerde yaklaşık 5.276.000 seçmenin oyuyla %9,69 oranını yakalarken TBMM'de 44 sandalyenin sahibi olmuştu. Parti 2018 seçimlerinde ise %9,96 oy ile 43 milletvekili çıkarmıştı. Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıra ile başlayan istifa zincirine önce İstanbul Milletvekili Ahat Andican ardından da Genel İdare Kurulu üyesi Emine Küçükali'nin istifaları eklendi. Medya olarak sizin üstünüze de çok görev düşüyor. Üst üste gelen istifa haberlerine rağmen partinin gündeminde büyük kurultay ve sonrasında oluşacak yol haritasının nasıl şekilleneceği sorusu var. Akşener'in kurultaydaki konuşmasında seçmene milliyetçi, demokrat ve merkez sağ alanı kapsayabilecek tek parti mesajı vermesi bekleniyor. Milletimizin kararının milletimize ve memleketimize hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Partisine küskün CHP'lileri de kapsayacak bir şekilde muhalefet seçmenlerini kucaklayıcı bir konuşma yapması beklenen Akşener'in küskün ve kırgın olan seçmenler için yeni bir yol haritası çizmeyi hedefleyeceği belirtiliyor.